12 evladın, 12 gencin, 12 gencin şehit olduğu bir gerçek. Ha, işte terör, cenazeler kaldırıldı. Gümüşhane ve Malatya'da. O bildiğiniz tipler vardı. O bildiğiniz tipler vardı. Yani onlara her şey diyebilirsiniz. Bindirilmiş kıta diyebilirsiniz. Kurulmuş gönderilmiş tipler diyebilirsiniz. Satılmış tipler diyebilirsiniz. Kandırılmış iradeler diyoruz biz onlara. Gittiler Gümüşhane'de, Gümüşhane'de ve Malatya'da ana muhalefeti, ana muhalefeti protesto etti. Bu kandırılmış tipler. Bir yanda şehit cenazeleri, diğer yanda provokasyon girişimleri. Pençekilit Harekatı bölgesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen askerler için Türkiye'nin dört bir tarafında cenaze töreni düzenlendi. Şehit 6 askerden piyade sözleşmeler, Emre Taşkın Malatya'da son yolculuğuna uğranırken cenazesinde CHP çelengine saldırıldı. Saldırganın şehit yakını olmadığı ortaya çıktı. Benzer saldırı piyade uzmanı onbaşı İsmail Yazıcı'nın Gümüşhane'nin Şiran ilçesindeki cenaze töreninde de oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in cenazeye gönderdiği çelenk, cami avlusunda bir kişi tarafından kırılıp parçalandı. CHP Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç, parçalanan çelengi eline alıp açıklama yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne hedef göstermeye çalışıyorlar. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Önceki gün Gaziantep'te şehit piyade uzman çavuş Abdülkadir İyem'in cenaze töreninde de Özgür Özel'in gönderdiği çelenk parçalanmış, saldırıyı yapan kişinin AKP'den milletvekili aday adayı olan Kenan Öztürk olduğu ortaya çıkmıştı. Bunların istediğinizi söyleyebilirsiniz. Bunlar yani aklını teslim etmiş insanlar. Aklını ve cebini bak. Aklını ve cebini teslim etmiş insanlar. Onların oraya vatan veya vatan millet Sakarya için gittiğini bir düşünürüz. Ya arkadaş kafanı çalıştır biraz. Oraya gidiyorsun da ana muhalefet partisinin veya muhalefet partisinin nasıl bir rolü olabilir ki bu sistem içerisinde? Sen neyi protesto ediyorsun? Sen öncelikle iktidarı protesto etmelisin. Onun yanında ona politikalarına, güvenlik politikalarına destek veren MHP'yi protesto etmelisin. Veya diğerlerini protesto etmelisin. Bu nasıl bir kafa ya? Gerçekten bu nasıl, bu kafaya nasıl erişiyorsunuz? Ama aslında beyin var, zeka da var, çalışıyor. Ne var ki? Bunlar kullandırıyorken, bir şekilde kullandırıyor bunlar kendini. İşte bunlar şunu yapacağız, bunu yapacağız. Hadi aslanım git sırtını sıvazlıyor. Hadi koçum git, hadi orada çelenk yap, hadi şunu parçala, hadi bunu yap. İki de bağır, hadi ondan sonra da bir de tekbir at, tamam mis gibi. Orada önemli olan bunu yaptırabilmek. Öyle 3-5 kişiyi her zaman bulabilirsiniz. Geldik dedim ya işte